tılsımdır hastahana, karşıma karşı. Tılsımdır hastahana, karşıma karşı. Zalim düşmanları. Çetelerinin züngü takışı, Urfa çetelerinin züngü takışı. Diğer yerlere kumandanlar yere, çetelerim gidiyor dönmüyor geri. Harpten döndüm yurda ben, oldum kurban, kurban. Senin Urfa'm için ben ölüm, ben ölüm oyun. Kolum sallanım, toplar oynadım. Kolum sallanım, toplar oynadım. Arkadaş için beçe kaynadı, karadaş içinde çete kaynadı. Yaşasın Urfalılar, teslim olmadım. Yaşasın Urfalılar, teslim olmadım. Diğer çetelerim gidiyor dönmüyor.
sevgili izleyicilerimiz, Peygamberler Şehri, kültür sanat şehri deyince akla gelen ilk isim Şanlıurfa ve Şanlıurfa tanıtım günlerinden herkese selamlar, saygılar efendim. Evet, bu arada yanımızda Şanlıurfa Kültür Sanat Derneği Başkanımız, aynı zamanda Şanlıurfa İş Adamları Derneği Başkanımız, bu güzel organizasyonu sizler ve bizlere ve hemşerilerine hazırlayan Başkanımız Sami Çiriş ile beraberiz. Başkanım, bugün Şanlıurfa tanıtım günlerinin ilk günlerinde Maltepe'deyiz. Öncelikle sizi kısacık bir ekrandaki izleyicilerimiz için tanıyalım ve 4 gün boyunca burada neler yapacağız, ne şekil bir organizasyonla olacağız ve herkesi de bir de davet edelim istiyorum. Şanlıurfa Kültür Sanat Eğitim Dernek Başkanı, yine ikinci olarak Şanlıurfa İş Adamlar Dernek Başkanı Sami Çiriş. Bu arada da Konfederasyon Yönetim Kurulu'ndayım, İstanbul Konfederasyonu. İstanbul İş Adamlar Derneği Yüksek İstişare Kurulu'ndan, Yatırımcı İş Adamlar Derneği Yüksek İstişare Kurulu'ndan Sami Çiriş. İstanbul'da 1600 küsür tane federasyon var. Bunların içerisinde ben sadece iki dernek başkanıyım. İki tane de büyük dernek, konfederasyon ve Sanayici Yatırımcı İş Adamlar Derneği'nin Yüksek İstişare Kurulu'nda olmam nedeniyle bizlere biraz kolaylık tanıdılar ve Şanlıurfa'ya mahsus olmak üzere bugüne bize tahsis ettiler. Biz bir aydır yoğun bir çalışma neticesi, ciddi bir çalışma neticesi bugüne vardık. Bu programımızda öncelikle Şanlıurfa'mızın tarih, kültür ve gastronomisini tanıtmak açısından, yani turizmine hizmet etmek açısından sizlerin huzurunuzdayım ve bu programı o ölçüde hazırladım. Şu anda şimdiki bugünkü programımız 4 günlük bir programdır. Bugün Perşembe. Bir çiğ köfte yapımız 1400-1500 kişiye dağıtılacak bir çiğ köfte planı hazırladık. Ama biz çiğ köfteyi dışarıda yiyemeyiz. Evimizde yeriz. Dışarıdan parayla çiğ köfte almayız. Çünkü yiyemeyiz o çiğ köfteyi. Çiğ köfte Urfa'nındır. Bunun tarihçesi, bunun patentini de almış durumdayız. Kimse demesin ki çiğ köfte efendim başka bir şehrindir, değildir. Çiğ köftenin tarihi Urfa'dır, yeri Urfa'dır. Çiğ köfteyi Urfalı'dan başka Urfalı düzgün yapamaz. Ben de evimde yapılan çiğ köfte nasıl yapılıp nasıl yeniyorsa, burada da bütün İstanbul, dağıtacağım İstanbul halkına evimde yediğim çiğ köftenin aynısını yapacağım, aynısını dağıtacağım. Çok önemli, çünkü herkes çiğ köfteyi bilmez ama Urfa gastronomi şehridir. Damak tadı çok önemlidir. Çiğ köfteyi uzaktan baktığı zaman ne olduğunu bilir. Biz o yüzden de burada evimizde yiyecek şekilde çiğ köftemizi hazırlayıp dağıtacağız. Bu arada da biliyorsunuz 12 bin yıllık bir tarih meydana çıktı Şanlıurfa'da. Tarihi sil baştan değiştirdi. Yeni bir tarih yazdırmaya başladı. Nedir bu? Göbekli Tepe. Şanlıurfa Göbekli Tepe'nin tanıtımını yapacağız 4 gün içerisinde. Bu arada Urfa dedik ya, bir peygamberler şehri. Peygamberler, hangi peygamberler nerede, Urfa'nın neresinde yaşamış, bunların tanıtımını bizzat kendim yapacağım. Bunun dışında müzik diyoruz. Urfa hakikaten bir müziktir. Sokakta geçen bir çocuğu dahi konuştursanız size makamla konuşur. Makamla şarkı söyler. Urfa hakikaten müzikte bir numaradır. Biz bu müziğimizi de tüm İstanbullulara tanıtmaya çalışacağız. Müzik, gastronomi, yani damak, lezzet, bunlar Urfa'nın vazgeçilmez kaynağıdır. Vallahi bugün başkanım dediğinize göre bol bol el yapımı, ev yapımı
çiğ köfte yiyeceğiz burada, öyle benziyor. Aynı zamanda başkanımızın söylediği gibi kültürümüzü, sanatımızı, çiğ köftemizi, müziğimizi, tarihimizi, kültürümüzü en güzel şekilde Maltepe etkinlik alanında sizlere sunacağız efendim. Yakında olanlar çıksın çıksın gelsin diyoruz başkanım. Bizler yakında, buradayız. Yakında olanlar değil sadece. Ben diyorum ki İstanbul'da yaşayan bütün vatandaşlarımız gelsinler burada, tarih, kültür, efendime söyleyeyim, gastronomi, bunu Urfalı olarak burada görsünler. Urfa'yı ne olduğunu da burada öğrenmiş olurlar. Fıstığımız var, efendim daha söyleyemediğim sadeyağımız var. Bunların tümünün tanıtımını inşallah hem burada yapacağız, hem de panellerimizde şu anda asmış durumdayız. Bütün İstanbul halkını bekliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bize tanzim ettiği Kartal Maltepe tanıtım alanının, sahil tanıtım alanında bekliyorum. Bütün gün boyu. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. O zaman sevgili izleyicilerimiz, 4 günlük Urfa tanıtım günlerini, kısaca Urfa'da diyoruz bizler. Evet, Şanlıurfa. Evet. Urfa tanıtım günlerini sizlerle birlikteki izlenimlerimizi paylaşacağız efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz, 1. Şanlıurfa tanıtım günleri tüm hızıyla devam ediyor. İlk gündeyiz efendim. Yöresel lezzetlerin olduğu çadırdayız ve yanımızda bu organizasyonun mimarı Tuna Organizasyon'dan Musa Tunaoğlu'yla beraberiz. Organizasyonla ilgili kısa bir bilgi alacağız. Akabinde buradaki yöresel lezzetleri sizlere sunmaya devam edeceğiz. Musa Bey, nasıl gidiyor bugün ilk gün? Bugün evet, hoş geldiniz diyorum öncelikle Fatma Hanım. Teşekkür ederim. İstanbul'da ilki düzenleniyor. Şanlıurfa tanıtım günleri. Maltepe etkinlik alanındayız. Tüm sevenlerimizi, Urfa'yı tanımak isteyenleri biz buraya bekliyoruz. 18 bin yıllık tarihiyle, tarihim başkentlik yapmış bir Urfa'yı İstanbul'da tanıtmak bize nasip oldu. Tuna Organizasyon firmasına nasip oldu. Bu konuda da mutluyuz. Ama her etkinlik gibi burada tabii ki yorgun, yorucu. 3 aydır hazırlık yapıyoruz. Buraya Urfa'dan ürünler getirdik. Şunu söyleyeyim. Urfa'dan gelen ürünlerde bakın burada kazan var. Bunun içinde şu anda daha yapılmamış ama bunun içinde tarhana yapılıyor. Gördüğünüz gibi tarhana çorbası. Bu genellikle bu tarhana. Bu Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bu tarhana bu şekilde hazırlanır ve bu şifadır, yani tarhana yapılıyor. Biliyorsunuz biber acısı, evet bu var. Evet. Bir de biberi, biber salçası ve pul biberi, isotu. Isot olmazsa olmaz Urfa'da. Yani isot olmadan Güneydoğu'da yemek de olmaz, çiğ köfte de olmaz. Hiçbir şey olmaz. Evet, hiçbir şey olmaz. Baharat başta. Evet, baharat baştadır. Burada gördüğünüz gibi gerçekten her şey direkt üreticiden tüketiciye geliyor. Bir de bunun dışında şöyle göreceğiz. Bizim buradaki asıl amacımız, yani gerçekten Urfa'ya ait değerleri gün yüzüne çıkartmaz. Gördüğünüz gibi sade yağ dediğimiz yağımız, tereyağı. Ben sıvı yağ olarak. Hayır, bu Ahmet abi, bu tereyağı eritiliyor. Eritildikten sonra bunun tortusu kalır. Üstündekini süzerler. Süzülen yağ, eritilmiş süzülen yağ sade yağ denir. Kokusu falan da olmaz evet. Yani mis gibi. Tüm sevenlerimiz, dostlar, görmek isteyenler Urfa'yı gelebilirler burada. Yağını da alabilirler, peynirini de alabilirler, tulumunu da alabilirler. Tulumu da var. Burada sadece Urfa'dan da ürünler yok. Değişik illerden de ürünler var. Talebe göre. Tabii ki. Değişik illerden de. O bölgesel ürünlerin hepsinden burada var. Mesela örnek verelim. Üzüm pekmezi bu. Bu üzüm pekmezi, evet. Üzüm bağları da çok var. Aynen, Urfa'da, Gaziantep'te. Urfa'da, Gaziantep'te, Hatay'da. Çok gittiğim için. Evet, üzüm bağları var. Üzüm bağlarından pekmez yapılıyor. Gördüğünüz gibi burada her şey doğal, organik. Herkesin burayı ziyaret etmesini bekliyoruz. Zaten bugün ilk gün. Ben biliyorum ki Urfa günlerinde şu anda hani bir tabir vardır. İğne atsan yere düşmez. İlerleyen saatlerde aynen, şu anda biz olur. Burası tenha olduğunda ilk başta hemen evet. Girip röportajlarımızı, tanıtımımızı yapalım dedik ama ilerleyen saatlerde buraya girmenin mümkün olmadığı için böyle bir yol çizdik Musa Bey'le. Onu da hatırlatmak istiyorum. Yani Ballar, Doğu Karadeniz bölgesinden gelen ürünlerimiz var.
Balımız var, pestil kömemiz var burada gördüğünüz gibi. Ürünlerimiz var. Dut pekmezini, kaynatılmışını bu. Organik. Sapını alabilir miyim arkadaşlar? Çok da koyuymuş. Evet, kazanda kaynatılır bu böğlene. Rengi de çok güzel. Odun ateşinde. Bunlar dut pekmezi. Yani bunların içinde katkı matkı bulamazsınız. Burada gelen ziyaretçilerimiz gönül rahatlığıyla bunları alabilirler. Yani. Gördüğünüz gibi marmalat. Burada alıç marmalatı. Kalbin ilacı derler. Kızılcık marmalatı vardır. Şekeri dengeler. Ekşi erik var. Şekersiz erik. Bunlarda şeker kullanılmıyor. Müşterilerim Beykoz'dan geldi. Beykoz'dan gelmişler. Bak ürün almaya burada. Gerçekten. Yani burası o zaman hem göze hem mideyi doyuracak bugün. Kesinlikle aynen katılıyorum. Gördüğünüz gibi burada her çeşitten bölgeden, bölgesel olaraktan ürünler var. Cevizinden tutunuz. Pestil kömesinden. İşte fıstık. Evet. İşte özel Antep. Şimdi bunu herkes Antep fıstığı olaraktan bilir. Demin bahsettiğimiz konu bu. Bu fıstık Urfa'da %65'i yetiştiriliyor arkadaşlar. Bu Urfa'da yetişen bu fıstığın ama Antepliler reklamını iyi yapmış. Bunu kullanıyorlar. Urfalılar maalesef fıstığına sahip çıkamamış diyelim. İşte burada gelecekler insanlar gerçekten fıstığı görecekler. En son güne kalır mı? Ben giderken alışveriş. Ben şöyle bir avuç kendimden vereyim sana. Hesaptan tamam. Düşersiniz. O yüzden de. Evet. Ahmet Bey buyurun. Şöyle ne fıstık avucunu da. Ama özellikle baharatlar çok. Evet. Ahmet abi baharatlara bak ya, böyle rengarenk çok güzel baharatlar var. Urfa baharatları, Urfa baharatsız olmaz. Burada baharat dedim miydi? Gaziantep, Urfa, bu bölge zaten bu konuya hakim. Bu bölgede gördüğünüz gibi ürünleri, baharatını, biberini, kurutmalık dediklerimiz patlıcan kurutmalıklarını, salçalarımız var burada. Yani gerçekten patlıcan kurutmaları. Urfa'dan çok geliyor. Urfa, Gaziantep bölgesi zaten aynı bölgedir. Burada geçen günü sordum. Burada bir güzel kızımız vardı. Gel bakayım sen bu tarafa da. Gel. Gel bakalım. Hoş geldiniz. Şimdi bu, seni bir tanıyalım. Kendini, ismini, soy ismini bir söyle. Serap Gezgin. Serap Gezgin aç, maskini. Çıkart maskini. Serap'a sordum. Dedim ki bu balları siz mi yapıyorsunuz, arılar mı yapıyor dedim. Bazıları dedim arılara güvenmiyormuş dedim. Yok abi biz arılarımıza güveniyoruz dedi. Tamamen dedi doğal dedi. Bu kızımız güzel bir aydınlatıcı bilgi verdi bunlarla ilgili. Arılarla ilgili soruyu isterseniz ona soralım. Arılar mı yapıyor, siz mi yapıyorsunuz? Tabii ki arılar yapıyor. Dediğiniz gibi arılarımıza sonuna kadar güveniyoruz. Kendi arılarımız yapıyor. Biz kendimiz arıcıyız. Babam 30-35 yıllık arıcılık yapıyor bu sektörde. 35 yıldır bu işine uğraşıyorum. Yani Otluk Beli'nin, Erzincan Otluk Beli'nin 2000 rakım yüksekliğinden bu balları biz elden yapıyoruz. Ve hatta tarihi de Otluk Beli Gölü var. Kırmızı Yol, Otluk Beli Gölü. Yani dünya Türkiye çapında tanınan bir yer. Tarihi Uzun Hasan Fatih'in savaş alanı olduğu bir yer. İşte 2000 rakamı üstelikliğinden bu balı biz elde ediyoruz ve halkımıza sunuyoruz. Bu bal değil bir ilaç. Dağlardaki yüksek tepelerdeki çiçeklerin doğallığı, lezzeti de bir başka oluyor zaten. Burada efendim. Otluk Beli, Erzincan Boğazlı Köyü. Buyurun. Hepsi burada. Bakın ne kadar güzel gözüküyor. İzleyicilerimiz burada. Taştan arıcılık olaraktan gelip taştan özellikle de bu kızı gördüm mü balı gönül rahatlığıyla alabilirler. Şurayı da bir alabilirsin sayın. Evet şöyle alalım. Reklamlar efendim. Yeşil zeytin, kırma zeytin. Doğal. Yani sanki hiç olmamış, ağzından olmadan toplanmış gibi bir görüntü var burada. Ama gerçekten tadı harika bu zeytine. Ben geçen de yaptım, ben güzel olmadı. Tuz koymayı unutmuşum. Sen bir dene istersen bak bundan. Bu gerçekten güzel bir zeytin. Burada değişik turşularımız var. Nar ekşisi var. Urfa olduğumuz nar ekşisi mutlaka olur. Gördüğünüz gibi yöresel lezzetler diyor zaten. Biber turşuları. Şifalı sabunlar var. Patlıcan kurutmaları var. Baharat gene o keza. Yani burada Urfa olup da baharat zaten olmadan olmaz. Olmazsa olmazımızdır baharat. Yani tabii ki bu Urfa evet bu Urfa tanıtım günlerine de organik olduğunu düşündüğümüz Kasımpaşa'da Kastamonu pazarı vardır. Organik pazar. Hı hı. Oradan da bir esnaf arkadaşı telefon açmıştık. Bak, getirdiler. En sevdiğim pazar. Evet, azotlu gübre işte kullanılmadan. Benim evet. Favorim. 5 kilo aldım dün. Çarşamba bizim evet. Oranın pazarıydı. Bakın. Bundan 5 kilo aldım. Gördüğünüz benim domateslerim. Hepsi,
organik olarak da üretilen Kastamonuların organik pazarı. Bu Kasımpaşa'da da pazar var. Bu sarımsak Taşköprü'den geliyor. Diyeceksiniz ki Urfa'da Taşköprü sarımsağının ne işi var diyebilirler. Demiyoruz biz. Ben şöyle anlatayım. Sarımsak Taşköprü'de yetişir. En fazla Urfa, Hatay ve Gaziantep'te tüketilir. Bütün yemeklerde sarımsak doğru vardır. Ben söyleyecektim. Evet. Doğru. Özellikle yani, acısı, sarımsağı, aynen, soğanı. Yani arpacık soğanla sarımsağın en fazla kullanıldığı mutfak Urfa, Gaziantep ve Hatay mutfağıdır. Güneydoğu mutfağıdır. Evet. Onun için de Taşköprü sarımsağıyla Urfa ne ilgisi var diyenler birebir ilişkilendirilir. Yani Taşköprü olmazsa o yemeklerin tadı olmaz. Bakın bu elma da öyle sizin bildiğiniz elmaya benzemez. Bu elma hafif meyhoştur. Hafif ekşidir. Ama tamamen doğaldır. Organiktir bu elma. İlaç, ilaç. Buyurun. Şöyle cebine koy. Fıstığı aldık, elmayı aldık. Biraz topluyoruz. Mustafa sen tut bakayım bunu. Yok alayım da ayıp olmasın. Buna muşmula derler bazı yerde. Bizim orada da derler. Evet. Döngel derler. Döngel derler. Döngel ve muşmula. Evet. Bunun olmuşu hoş olur. Olmamışı acı olur. Bir deyim vardır ya. Fakirin döngeli göynemez diye. Niye? Zengininkinin sahibi, bekçisi çoktur. Garibanınkinin göynemeden bak, toplular. Bu göynemiş ama. Evet. Urfa deyince ne dedik? Ne akla geliyordu? Salça. Biber, salça ve isot akla geliyordu. Bu da isotun salçası. Vay be. Siverek olaraktan da burada pazarı var. Bana Urfa'dan böyle salçalar gelince sanki bir altınmış gibi gördüğünüz saklıyorum. Gibi arkadaşlar bu dolma biberine benzer. Bu turşu ama bu acıdır. Yani çok zehir gibi acı olanlardan değil. Dolma ama biber hoş mi acı? İçine acı koydukları için mi acı oluyor? Hayır bu dolma biber acı. Acı dolma biber ilk defa. Bu Urfa'da biber olmazsa olmaz yani. Sabahleyin kahvaltıda dahi bunun közlenmesi yenir. Vallahi ya. Böyle dediğim gibi valla gözümüzle doydu karnımızla bakarak. Urfa fıstığı. Olmaz. Evet, bir deneyin bunu alıyorum şöyle. Alıyorum buradan da bir. Evet. Yani bu Urfa'nın fıstığı. Ahmet abi. Evet, bir de arkadaşa soralım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl? Lezzetiniz nasıl? Yöreyi getirdik ayağınıza. İşte bekliyoruz tüm halkımızı. Ürünlerimiz hakikaten organiktir. Ev yapımı, doğal. Belli zaten. Baharat grubumuz. Kuru yemiş. Rengarenk. Salçalı ekşisi, rengarenk. Evet. Her çeşidi var. Kolay gelsin. Özellikle. Teşekkür kolay gelsin. Valla her çeşit var. Yok. Birazdan dışarıda da göreceksiniz. Ahmet abi çekecek. Yemek bölümü var. Böyle mis kokularla. O neydi o Urfa'nın kebapları, yemekleri muhteşem olacak efendim. Evet, bir de dışarıya gidelim. Burada gördüğünüz gibi tulumlar. Burada direktmen keçi tulumuna konulur tulumlar. Gördüğünüz gibi. Bu da Urfa'nın peyniridir. Bir parça alabilir miyiz arkadaşlar şöyle? Bu peynirin özelliğini siz anlatabilir misiniz? Peynirin? Bunlar 9 kilo sütten yapılır, şırdan mayalıdır. Doğal üründen yapıldığı için yani sağlık açısından da daha uygundur. Yaşlılar veya tabii. Diyet olanlar da yiyebilir. Gayet tavsiye ederim herkes için bunu. Teşekkür ediyoruz. 11 kilo sütten 1 kilo tereyağı durar. Süt 4 lira, 44 liraya köyde tereyağının maliyeti. Eğer bir tereyağı bugün 65-70 liranın altında satılıyorsa tereyağı değildir. Hemen hesap makinesi ver Ahmet abi, hesaplayacağım. Evet. 1 kilo sütten 1 kilo tereyağı yani 44 liraya köyde tereyağının maliyeti geliyor. Müsaade istedim. Bu 30 liraya 40 liraya tereyağı olması mümkün değil. En sevdiğim var, kaymak da var. Sıkıntı var.